Head and Shoulders linç eti sunar. Okçuluk sabit koşmuyor, atlamıyor, koplamıyor, zıplamıyor. Uğraşsam başarılı olabileceğimi hissettiğim bir spor. Kos Adası var. Çat diye çıkar giderim. Zaten 21 kilometre mi ne yani. Bu kekemelik ok atarken nasıl hiç boşuna gelmiyor abi? Ok atarken konuşmuyorum ki. Hayır. Gece denize girdi dedi. Yani böyle bir şeye dokunduğunda... Ne olabilir ki? Nem olabilir. Seni takip bırakıyorum. İnşallah evet. Deniz araları her yerini yer. Babam beni kandırmış çok güzel. Sen kimsenin soy ismini hatırlamıyorsun. Amerika senin soy ismini hatırlıyor. Ben de ooo demiştim. O da kaldı aklımda. 10 attı. Yeni dünya şampiyonu. Bravo. STV'ye hoş geldiniz. Linç Etin bu hafta çok özel konukları var. Alkışlarınız Mete Gazoz, Aysu Türkoğlu için. Evet, Türkiye'nin en genç gururları, ülkemizi dünyada temsil eden hem genç, hem atik, hem yakışıklı, hem güzel iki tane insan var burada. Hoş geldin Mete, ne yapıyorsun? Hoş bulduk, iyiyim abi. Sen nasılsın? İyi, güzel. Keyifler yerinde. Aysu sen de iyisin. Ben de iyiyim. Keyfiniz yerinde. Gayet güzel. Rekorlar kırıldı, şampiyonluklar alındı. Efendime söyleyeyim, gerçekten. Olimpiyat ve dünya şampiyonumuz okçulukta. Burada da Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın sporcu. Yüzücü, evet. Sporcu. Ve Manş Denizi'ne ilk sen mi geçtin? Yok Manş'ta. Hayır. Orada geçen dördüncü kadın sporcuyum. Dördüncü kadın. Ama orada da en genç yüzen Türk sporcuyum. Kuzey Kanalı'nda ilk geçen Türk kadın sporcuyum. Hı. Şimdi inşallah nereye Yeni Zelanda'ya gidiyorum. Zelanda'ya? Evet. Neye göre oluyor mesela o kanal? Hadi bu kanalı geçtik, tabii başka kanal mı arıyorsun? Küreden bunu seçeyim demiyorum. Aa, burası, bu mesafe güzel, bunu geçelim falan. Buymuş demiyorum. Bunun belirlenmiş olduğu Seven Ocean denilen parkurlar var. Hı-hı. Ve her parkurun da kendi federasyonu var. Sırasıyla bunları geçmeye çalışıyorum. Şu anda da hedefim Yeni Zelanda. Sonrasında geçmem gereken bir 4 tane daha kanal var. 4 kanal var. Evet, sırasıyla. Toplam kaç kanal geçince ne oluyorsun? Seven Ocean'ı, evet. Yani Seven Ocean'ı geçince. 7 tane toplamda. Hepsinin kendi içerisinde zorlukları değişiyor. Hepsinde evet. Hava, koşullar, su sıcaklıkları, bulunan hayvanlar hepsi değişiklik gösteriyor. Bakalım onu... O biri zaten Kuzey Kutbu'nun, Kuzey Kanalı nerede yani? Evet, İrlanda ile İskoçya arasında. İrlanda İskoçya da yukarıda. Evet. Bu şu an dediğin Yeni Zelanda yani... bayağı aşağıda falan. Yani uzak enteresan bir şey. Gerçekten evet. Vücut ısısı bilmem ne falan. Zaten amaç da o. Bütün farklılıkları görüp bunlardan mücadeleyle çıkıp başarabilen insanlar. Ve bunu zaten tamamlayan yaklaşık dünyada 26 kişi var. Hepsini tamamlayan. Hepsini tamamlayan. O yüzden ben de onlardan biri olmak Müthiş. İstiyorum. Mete, senin var mı şimdi yeni kamplara giriyorsun? Var mı yeni bir şampiyona? Olimpiyat, dünya? Var. Bu sene olimpiyatlar var Paris'te. Temmuz sonunda. Ondan öncesinde... Avrupa şampiyonası var. Peki mesela olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu olmuşsun. Yani sonrasındaki mesela diğer olimpiyata konsantrasyonu nasıl sağlıyorsun? Yani yeni bir şey okçulukta ne var mesela? Şimdi orada tamamlanması gereken 7 şey, parkur şey, var. Hani şu an üst üste olimpiyat şampiyonu olmak gibi ya da işte kendince bu sporda seni motive eden başarı ne? Yani ben hiç böyle kendimi şey gibi hissetmiyorum. Olimpiyat dünya şampiyonu olmuş gibi hissetmiyorum. Çünkü... bana küçüklüğümden beri milli takımdaki antrenörlerim ve işte beni büyüten bütün antrenörlerimin hepsi yani bana şey öğrettikleri için hani kürsüye çıkıp ister maaşını okuduğun süre boyunca o şampiyonluktasın. İndiğin zaman herkes yani bir sonraki için herkes şey başlıyor yani hazırlıklara başlıyor. O yüzden... Ne kendi bunun kutlaması yok mu ya şampiyon oldun gel. Ya onlar kutlanıyor tabii ki de ama. Yok mu yani? Onlar var tabii ki de hemen ama. İndik bir sonraki ne zaman mı yapıyoruz ya olmaz o da. Yani, şey. 3-4 gün kutlaması yani şey oluyor. Ama yani şey çok girdiğiniz zaman işte tamam ben oldum. O yüzden bitiyor. Benim hedefim işte 2 kere üst üste olimpiyat şampiyon olmak. Çünkü okçuluk branşında dünyada öyle herhangi bir turnuvayı üst üste 2 kere kazanmak kazanan kimse yok. Yani bu olimpiyat zaten yok. Dünya şampiyonu olan da yok üst üste 2 kere. Yani Avrupa şampiyonu olan da yok hiç üst üste 2 kere. Ha, güzel hedefmiş o zaman. Yani aynen öyle. Ha. Olacak mı sence 2 kere üst üste? Yani tabii ki de. Ya artık şey değil ya. Tabii ki de. Yani. Ama yani bu olimpiyatta ferdi olarak kazanmaktan ziyade
takım halinde olimpiyat şampiyonu olmak çok daha önemli. Yani ilk birinci önceliğimiz ve benim de birinci önceliğim takım halinde bir olimpiyat şampiyonluğu kazanmak. Onun da şeyi de önemi de bizim için çok fazla. Artı olarak Türkiye adına önemi de olimpiyat tarihinden yaz olimpiyatlarında sağlamlarda takımda madalyamız bizim hiç yok. Bütün herhangi yani bütün branşlarda. Şimdi ama bireyselde senin varlığın da takıma büyük özgüven veriyordur değil mi? Yani öyle bir o da önemli bir şey. Takım oyununda bireyselde iyi olan adamlar da çok motive eder takımı. Yani motive ediyor. Şu anki takım uyumumuz her şey çok güzel ama bazen şey de olabiliyor. Yani Mete var zaten çok da kasmama gerek yok. Bir kolaycılık olabiliyor. O da olabiliyor. Ya, ben ondan vururum. O vurur zaten. Ama şimdiki takımlara bir şey yok. Herkes yani herkes motive. Evet, şimdi programımızda da linç et bilmiyorum. Yani internetten gelen yorumlara nasıl bakıyorsunuz ama nasıl bakıyorsunuz genel olarak yorumları yönetim şekliniz nasıl gelen yorumlara? Ben açıkçası yani özellikle olumsuzları hiç yani sallamıyorum. Sallamıyorsun. Hiç çünkü benim olayım genellikle bir gece esnasında yani suya atlıyorum, çıkıyorum ve yani yorumlar patlıyor oluyor. İçerisinde müthiş güzel yorumlar var. Güzel. Yani cidden hani beni ağlatan yorumlar var ama içerisinde ne oldu şimdi falan şeyler de var. Evet, o yüzden onlar var. Yani, ne yapayım? Anlamıyor. O yüzden hiç sallamıyorum kötü yorumları. Ben çok şey olmuyorum yani. Komik geliyor bazı kötü yorumlar. Biliyorum. Bir de kesinlikle. Benim soy isimden dolayı küçüklüğümden beri zaten bir mizah var. Bir mizah olduğu için yani evet yorumları da var. Çok çok da şey olmuyorum yani. Bir de okçuluk çok böyle sabit bir branş gibi gözüküyor. Koşmuyor, atlamıyor, hoplamıyor, zıplamıyor ki yani. O yüzden şey çok oluyor. Çok kolay ne var yani? Duruyor, atıyor, bir şey kalıyor. Bana da diyorlar çok kolay ya. Çok yani. Atlayacağız, yiyeceğiz zaten. Aynen. Evet, ben de eğer yani uğraşsam başarılı olabileceğimi hissettiğim bir spor var. Yani bana bir şey veriyor yani. Bilmiyorum, çok yoğun mu antrenmanları? Yoğun tabii değil mi? Ya antrenmanlar çok yoğun aslında yani. Ama otururken böyle çalışırım sanki gibi bir şey olduğu için. Şöyle, yani. Değil mi? Çok sert mi yani gerçekten? Şey, antrenmanları çok... antrenman yoğun geçiyor. Yani 10 saat, 12 saat antrenman yapıyorum ben günde. Yani haftanın 5,5-6 gün antrenman yapıyorum. Ne yapıyorsun yani? Ok atmak için. Okçuluk, koşu, fitness de var. Şimdi koşunla alakalı diyebilirsiniz çok doğal olarak sabit durduğunuz için. Biz yani ok atarken nabzınız 160-170 lira kadar çıktı oluyor. He. Yani bu bir koşmakla aynı aslında ama sabit duruyorsunuz. O i̇şte daha zor. Hiç titreme olmayacak. Titreme onu olmayacak. Koşarak fitness'le nabzını kontrol etmeyi öğreniyorsun. Koşuda evet koşuda hani, normal koşu antrenmanları var. Okçuluk antrenmanlarının içine de koşuları koyuyoruz. İşte 5 dakika 10 dakika belli bir nabzı çıkartıp koşup gelip hemen çok kısa bir sürede atış yapıyoruz. Ki yani o nabızda kontrol sende olsun kontrol dağılmasın diye. Ha, nabzı attırıp atıyorsun. Bir daha koşup falan. Zor. Yani çünkü şey de... Ama bu antrenmanları böyle. Antrenmanları böyle. Bir de hani benim kullandığım yeni çekiş ağırlığı mesela 23 kilo. İşte günde 600 kere tekrar ediyorum. Biraz yük geliyor vücuda. Yük biniyor vücuda. Bu mu 23 kilo? Şey? Çekiş. Öyle mi? İpi çekme ağırlığım. 23 kilo. Kaldırması da 5,5 kilo. Tamam, bakacağız bakalım. Aklıma yattı ile yatmadı arası. Aldı. Olmadı çünkü kanal geçemedi. Bence de, boş ver. Yani, kıyasladığımız zaman doğru, daha kolay. Hayır ama şey dedi geçen, kanalı geçmeden önce yağlanması gerekiyormuş. Evet. Ben yani hangi kanalı istiyorsa o yağ var bizde. Soğuk olduğu için mi? 4 kanallık yağ var bende. Öyle mi? Soğuk olduğu soğuk için. Soğuk olduğu için. Bana hiç komaz. Yani git gel yaparız hatta. Git gel yaparız. Sınırım hatta şimdi. Evet, linç başlıyor akışlarınızda. Hadi bakalım. Mete Gozoz temsili değil demiş biri. İşte. Tabi buralar izler miydin küçükken? Hani Cüneyt Arkın Bunları. Ben küçükken olup bitmiş zaten çoktan da. Yoktur
Yani değil çok mi? Şey yaptın. O kadar büyük değil. Hayır, arada tekrarları geliyor. Ama biz de ilk çekildiği anı izlemedik ya. Ama biliyorum. Cüneyt Arkın'ın filmi. Ben de o kadar yaşlı değilim. Ama sinemada falan izlemedik yani. Evet. Cüneyt Arkın filmini biliyorum. Ben burada bunu denedim birden fazla ok atmayı. Yani şey olmuyor böyle. Dörde farklı tarafa gitmiyor. Gitmiyor mu? Düz mü gidiyor? Ya yani zaten şöyle... Kandırmışlar mı bizi filmlerde? Yani kandırmışlar demeyelim de şimdi yani. Gerçeklikten birazcık uzak sahneler tabii ki de. Tabii. Peki bir film izleyip bu kararı vermedin o zaman. Yani okçu olma kararı nereden çıktı senin? Benim babam da okçu. Öyle mi? Aynen, benim babadan gelme aslında okçu. Baban neden okçu? O babam, izlemiş olabilir mi? Ya babam... Cüneyt Arkın'a bağlayacak. Babam da izlemiş. Babam işte Almanya'da görüp istedim. Babam çok geç başlamış okçuluğa. 22 yaşında falan başlamış okçuluğa. Oho, bitmiş. 22 ne ya? Hani kaçta başladın ki okçuluğa? Ben 3 yaşında başladım. 3? 3 mü? Elin çıkmamış daha ya, nasıl? 3 mü? Yani şöyle, babam okçu olduğu için. Çocuklara başlatalım. Yani ama 3 bayağı küçük. Babam okçu olduğu için yani şey, onda böyle eli yatkındır yay yapmaya falan filan. Bir de merakı da vardı. Benim ok mu yay mı babam kendisi yapıyordu 3 yaşında. O yüzden çok da sıkıntı olmuyordu. Baban ama sadece okçu değildir. Bir beden eğitimi öğretmeniydi. He, beden eğitimi öğretmeni. Devam edelim. Aysu abla hacamat mı yaptırdın demiş biri. Ne kız böyle? Manş denizinde fantuz var mı? Ne bu ya? Yok. Şimdi çok fazla antrenmandan sonra belli küçük küçük sakatlıklar yaşanabiliyor. Veya onu önlemek için fizyoterapiye gidiyorum düzenli. Ondan dolayı sırtıma kupa çektirilmişti. Ama hacamat yaptırmadım tabii. Hacamatın şeyi, evet. Modern hali değil mi? Modern hali yani, diyebiliriz ama... Çıfı vidayla çıkıyorlar. Yani havasını alıyorlar. Sonra orada bekliyor. En azından o kaslardaki sıkışmaları engelliyor. Alıyor. Devam edelim. Oğlum metagazoz diye dalga geçiyorlar sanıyordum. Soyadı gazozmuş. Soyad nereden abi? Ya soyad... Yine babamdan. Babadan da yani... Doğru. Bosna Hersek göçmeni baba tarafı. Gazozoviç aslında normalde. Gazozoviç. Gazozoviç işte gelince Türkiye'ye oviçi atmışlar, gazoz kalmış. Gazozoviç ne demek yani? Ya hiç bilgi gazoz... yok. Sanmıyorum yani değil bildiğimiz... Değil. Gazoz içecek olarak orada da geçtiğini düşünmüyorum yani. Ama neden yani... Bir anlamı yok. Yani var galiba da ben tam hakim değilim. Söylemedim hiç ya babana niye gazoz falan bir şey yani. Mutlu ya ben musun? Küçükken söylemiştim ben artık soyadımı istemiyorum çok dalga geçiyorlar değil diye. Değil mi bir de yani? Evet babam beni kandırmış falan. Çok güzel o yüzden o günden beri şey yapmadım. Yani demiş ki herkesin aklında kalıyor soy ismini. Sen kimsenin soy ismini hatırlamıyorsun. Ama herkes senin soy ismini hatırlıyor. Ben de o demiştim. O da kaldı aklımda. O yüzden yani. Havalı. Ben de, o beni tahmin etti o zaman. Nadir hiç sormadı. Ya hiç sorgulamamış. Çok iyi. Devam edelim. Mete Gazoz'un harekete bir ben mi uyuz oluyorum? O ne uyuz bir hareketti öyle ya? Cins. Şu abi. Var. Çok güzel. Nedir? Ya bunun aslında anlamı şöyle. Ben 2013'te ilk milli takıma girdiğim zaman, o zaman çok küçüktüm ben. Girdiğim zaman, büyüklere girdiğim zaman, benden sonra en küçükle takımdaki aramda 6-7 yaş vardı. Oradaki işte abilerimden bir tanesi, o zaman benim onlarım bayağı iyiydi. O zaman böyle bir Türk, yani o zaman böyle gidip de bir dünya şampiyonu olmak falan böyle hayalin ötesinde bir şeydi bizim için. Ama biz onunla böyle akşamları oturup dünya şampiyonu olmanın hayalini kuruyorduk. O işte bana söylemişti. İleride dünya şampiyonu olduğun zaman yap bu hareketi demişti. Çok güzel olur dedi. Bu hareketi derken o hareketi orada buldu mu? O hareket o geldi. Dedi ki ben sana bir şey buldum. Dünya şampiyonu olduğunda bunu yap dedi. Aa, sana hareket mi buldu? Abi? He. Şey. Allah Allah. Tamam dedim ben de yaparım. Sonra onunla oturduk böyle. Madalyayı ben kazandım. He. Hangi şeye yapacağım hareketi? Hangi kameraya yapacağım. Çalıştırdım. Ben orada böyle çalıştık. Çalıştık. Sonra 5 sene sonra 2018'de ben işte ilk dünya kupasında şampiyon olunca aklıma geldi, yaptım bu hareketi. Oh, çok güzelmiş. O zamandan beri kaldı bende. Onun hayalini işte. Birebir kurmuşsunuz yani. Aynen birlikte öyle. Ve şampiyon olduğun anı o hareketle birlikte tesis ediyor. Çok güzelmiş. Ne demek hiçbir şey yok ama. Yani, yani. Bir, yok yani, yani nasıl işte. Çok güzel. Çok yani. Cins bir şey. Senden başka sevinç yapan var mı öyle? Yok. Çok, evet, yok. Ya. Ne uyuz oluyordur sana diğerleri. Oluyorlar. Ya, değil mi? Evet. Geldi ondan vurdu bir de gidip diye yapıyor falan. Bu da, böyle bu da galiba ondan uyuz ikonik. Yok ben diğer, sen hani diğer ülkelerdeki çocuklar
Yarıştığın adamlar... Ya onlar zaten yani uyuz oluyorlar yarışma sırasında. Çünkü çok fazla konuşma hatta hiç olmaz rakiple aranda. Ama bir şekilde psikolojik bir üstünlük kurman lazım ya. Evet. Yani temas yok ya bizde rakibinin. O yüzden anlayamıyorsun. İşte gözlemliyorsun baskı mı, stresli mi falan. Yani şimdi ben keyif almam gerekiyor final sahasında ve eğleniyorum. Çünkü bir daha hayatım boyunca o anı, o şeyi bir daha yaşama şansım yok. O yüzden sonuna kadar keyfini çıkartıyorum. E böyle olunca da çok, normalden çok daha fazla gülüyorum. Şimdi... Gülüyor musun orada? Gülüyorum ben çok fazla. Ya çok fena ya. Yani şimdi adamla düşünseniz yani. Ya, o an var mı? Dünya şampiyonası finalindesiniz. Stres burada zaten. Hani atmaya şey yapıyorsunuz. Saraya vurmaya çalışıyorsunuz. Yanınızdaki gülüyor, sırıtıyor. Yani o da şey yapıyor yani birazcık. Çok güzel. Sıkıntıya sokuyorlar. Neredeyse bir mücadele şekli olmuş yani. Gülmeyi de kullanıyorsun. Çok güzel. Devam edelim. Kuzey Yunan suya girdi. Gereksiz saçma. Kuzey Kıran yani büyük ihtimalle aldığım en fazla yorum budur. Hmm. Ya yani bu ve ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? En fazla bunları alıyorum. Gerçekten ne oldu şimdi? Yani düşündüğünde bu hikaye giriş amaçlı atıyorum yani yüzme hakikaten işte stopu var, o var, yarışları var, onlar bunlar var ama bir dakika hani genç yaşında ben daha büyük dünyada şu kanalları geçeyim ne oluyor yani? Şöyle başladı aslında. Ben normal bir havuzda yüzen sporcuydum. Hı-hı. Benim ablam yüzücüydü. Ondan görüp ben de başladım. Hı-hı. Ve normal yüzmeye devam ediyorum ve belli bir süre sonrasında da aslında çok da hızlı olmadığımı ve yani yeterince o barajlarda iyi olmadığımı görmeye başladım. He. Ve bir günde antrenman yapıyoruz. Hocam geldi dedi ki işte takımdaki en iyi yüzen arkadaşıma. Oğlum dedi işte 1,5 kilometrelik bir yarış varmış katılmayı düşünür müsün dedi. Ben de atladım oraya hocam başka hangi mesafeler var? 1,5, 3, 6 var dedi. Ben de dedim ki hocam ben 6'ya katılacağım. Dedi ki ya emin misin? Hani hiç böyle bir şey yüzmedin çünkü. Eminim dedim ben bir denemek istiyorum ya dedim. Denizi de çok seviyorum. Sonra ben katıldım Aquamaster'a. Bu yarışmanın ismi oydu o ilk başladığım yarış. Ve başladım. Çıktığımda kadınlar klasman birincisi Aysu Türkol diye anons ediyorlardı ve sonra dedim ki tamam ben buradayım artık. Yani sen aslında, girin de birinci mi oldun? Evet 6 kilometrede birinci oldum. Sen uzunda mı iyiymişsin yani? Evet anladım ki Aysu kızım şey buradan devam et. Kısada tabii maksimum güçle en hızlı bir şekilde bitirmen gerekiyor ama uzunda dayanıklılığın olması lazım. Denizde yaşanabilecek bazı olayları önden görüp ona göre hareket etmen lazım. Yani deniz kısmı beni her zaman daha çok çeken kısım olmuştu. Evet, denizde. Ve yani bunları yaptıkça da uluslararası düzeydeki yarışları ve yurt dışında gerçekleşen parkurları öğrenmeye başladım. Ve yine yarışmada işte madalya törenini bekliyoruz. Manş kanalını geçen Türk takımı diye kürsüye çıkardılar ve onları onore ettiler o yarışta. Ben de kafama takıldım. Neymiş bu manş falan dedim. Sonra bir baktım. Kayıt olmuşum. Kayıt olmuşum. Bunu da geçerim ya falan. Yani yavaş aslında yavaş. Ben de yaparım dedim ve o gün aklıma koydum. Yani 2016'ydı. Ben 2021'de manş kanalını geçen en genç Türk sporcu beş oldum. 5 senede. 5 sene birlikte ya şöyle aslında. 5 sene tabii ki ama daha da erken geçmek istiyordum ama tabii ki de 12. sınıf. Mağduru olarak bizimkiler dedi ki tamam sen sınava gir ilk önce. Derslerini bir çalış, derslerini bitir, manşı geçersin. Sonra geçersin dediler. Hep sıkıntı okul. Sen yine yani, geçersin. Yani. Gerçi yine geçersin. Öyle de değildi çünkü düşünsenize yani çocuğunuz gelmiş diyor ki ben İngiltere'den Fransa'ya yüzeceğim. Yani tabii evet, ki de bir tık bir şey olurum bizimkiler ben. De şey. İlk başta yani ne diyorsun sen falan olmuştu. Ve yani dehşet akıntılar, gelgitler yaşanıyor. Wow. Deniz anaları var. Ve yani oraya gidene kadarki süreç cidden çok yorucuydu. Yani antrenman yapmak işin aslında en kolay kısmı oluyor. Onun dışındaki bürokratik ve ne bileyim sponsorluk kısımları çok daha zorlayıcı oluyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela normal kendi yüzerken bile özellikle gece denize girdiğinde de. Yani böyle bir şey dokunduğunda bir şey oluyor ya. Ben de yüzmeyi ve açılmayı da severim. Ama böyle bir şey olduğunda
acayip böyle bir şey oluyorsun. Ama başka bir şey var mı? Ulan ne dokundu yani bana? Ama orası çok gizemli. Çıkmaz işte. Oraya girersek çıkamıyoruz. Ne ben... dokunduysa dokundu. Devam evet, mı olur? Evet. Aynen o şekilde. Ne olursa çünkü olsun. Ne olabilir ki? Yani... Ne mi olabilir? Yani biz oraya misafir olarak gidiyoruz. Yani denize biz misafir olarak gidiyoruz. Asıl gerçek sahipleri denizdeki canlılar. Tamam, o misafirden hoşlanmayan canlı olamaz mı mesela? Yani ama... Yani o an misafiri istemeyen bir köpek balığı falan tamamen bir şey. Tamamen enerjisel olarak düşünüyorum bu konuyu. Sen kafayı çok güzel yer aldın. Enerji. Böyle bir şey yok. Bir de şöyle bir şey de var. İşte akşam nasıl yüzüyorsun diyorlar. Evet. Aslında sabahla akşam arasında hiçbir fark yok ki. Yine biraz görünüyor yani. Suyun altındaki aynı hayvan. Yaklaştığını görürsün. Bir sana 5 saniye veriyor. Mesela Kuzey Kanalı'nda görebilirdim ama Manş'ta göremiyorsun. Benim bir kulaç sonramı göremiyordum. Yani parmaklarımı zor görüyordum. Görmüyorsun. O kadar pis ve bulanık bir suydu. Ama suda olduğunu gündüz daha... Peki mesela başlıyorsun. Full ne kadar sürüyor Kuzey Kanalı bu mesela? Kuzey Kanalı 11 saat 48 dakika sürdü. O durmadan 40 kilometreydi. Durmadan. Bir sadece, arada yeme içme bir şey. Yeme içme var. Şöyle feeding dediğimiz bir olay var. Nasıl? Yarım saatte bir, tabii ki bu sporcuya göre değişir. Ben yarım saatte bir bana iyi geldiği için yapıyorum. Sıvı besin atıyorlar bize. Atıyorlar ben bayağı mı? Yüzüyorum. Aynen öyle. Nasıl? Bayağı yüzüyorum. Yarım saatte oldu. Geliyorum, yanaşıyorum. O suluklara ip bağlıyorlar. Hı-hı. İçine de benim hoşuma giden işte feeding ne varsa onu veriyorlar. Atıyorlar suya. Ben içiyorum, bir yandan sırt üstü ayak vuruyorum. Yüzmeye devam ediyorsun. Yüzmeye devam ediyorum çünkü akıntı oranları yüksek denizler bunlar. Ha. Beni atar yani durursam. O yüzden bir yandan da yüzmem gerekiyor. İçiyorum, devam ediyorum. Çünkü tekne dokunmam kesinlikle yasak. Ha, o şeyde olur. Evet, o yani atıyorum. Diskalifiye olurum, sudan alırlar. Gecede, genelde gündüzü mü tercih ediyorsun mesela? Saat kaçta yola çıkıyorsun? O tamamen akıntıya bağlı. Akıntıya göre. Evet, diyelim ki veya tayda bağlı. Diyelim ki gece akıntı oranı daha düşük, gece başlıyorsun diyorlar. Yani bu şekilde mesela Kuzey Kanalı'nda ben sanırım 5.30'da başlamıştım. Ya 5.30 ya 6 olması lazım. Şeyde Manş'ta normal saat İngiltere saatiyle 10'da başlamıştım. Hepsi değişebiliyor. Peki hiç mi bir hayvana denk bir şeye denk gelmedin? Geldim. Niye geldin? Manş'ta sadece deniz anasıyla karşılaştım. Nasıl bir deniz anasıydı? O yine daha az zehirli bir hayvandı. Yani çok bende öyle sıkıntı yaşatmadı. Öyle morlu mavililer oluyor öyle bir şey. Onlar mi? İşte Kuzey Kanalı'ndaydı. Aha. Ve de yani cidden zaten Kuzey Kanalı'nın en zorluklarından biri deniz anası olması ve su soğukluğu. Ha. Onun dışında bir problem yok. Fakat yani şu şekildeyiz, yüzüyorum. Allah'ım hani inşallah görmem modundayım ve ben atladım 15 metrede deniz arasını direkt gördüm. Ay. Dedim ki tamam, bunlarla bugün biz karşılaşacağız ve yani 3 saat geçtikten sonra bayağı ben bir familyanın içerisindeydim. Birlikte yani bayağı birlikte yüzdük. Eşlik. Yani düt diyorlar sağa kaçıyorum, düt diyorlar sola geçiyorum. He, uyarıyorlar mı? Uyarıyorlar. Yani deniz. O tamamen teknedeki ekibe bağlı. Ha. Ekibiniz ne kadar iyiyse siz de o kadar iyi oluyorsunuz. Peki, bu arada. Peki düt çaldığı şey deniz anası da olabilir, köpek balığı da. Oradaki her ayrım şey... Hayır, var mı uyarı? Hayır, böyle de tehlikeli bir köpek şey olduğunu. Köpek balığını direkt sana eğer çok yakınsa sudan çıkarıyorlar zaten. Yani, evet. Yani diyelim ki 500 metren var çıkmana. Ve köpek balığı geldi. Bitti. Ve yanında seni sudan alıyorlar ve yüzüşün iptal oluyor. Çıkmazsan sudan. Evet. Köpek balığıyla tamamlasan. Öyle bir seçenek maalesef yok. Çünkü yok. Son karar her zaman kaptanda oluyor. Kaptan seni çıkarırsa çıkarır. Tam hayır, çıkmıyorsun bu... ama sudan ne yapacaksın? Ama hayır, çıkarır yani. Görmedin de duymadın da sen düdüğü. Yok yani. Suyun altına girdin o anda. Yok, öyle bir seçenek yok yani, imzalıyorsun zaten. Hani suya girmeden ya, önce. Sudan köpek çıkma, balığı yürüsem yani çıkacağım söz mü? Sudan çıkma önemli değil mi? Sudan nasıl çıkarsan biter yüzüşüm. Şunu demek istiyorum. Kaptan tam köpek balığı var tehlike dedi. Senin çıkıp çıkma artık bir önemi yok. Bitiyor artık o noktada öyle mi? Eğer ki çık derse çıkmak zorundayım. Evet, bir şey demezse orada inisiyatif bana kalmış durumda. Anladım. Müthişmiş ya. Yunuslarla bir denk gelmiş. Yunuslarla yüzdüm. Yunuslarla evet. Kuzey Kanalı'nda yani bir yaklaşık 7,5 saat sonra böyle altından bir şey dedi geçti. Ne oldu dedim falan böyle bakıyorum. Bir baktım bir sürü geçmeye başladılar. Yani bir saat kendileriyle beraber yüzdüm. Çok evet. Iyiymiş. Devam edelim. İlk defa Fenerbahçeli birinin yüzü gülüyor.
ya. Ben de fena. Çok gülüyorsun. Daha sonra ne? Belli. Hiç öyle gülme ya. Ya Fenerbahçe'miz gerçekten inşallah. Şimdi bilmiyorum bu bölüme inandığında kaç puan olacak bilmiyoruz da o yüzden ben daha yeni... Çok da büyük konuşmadan biz de. Evet şu an... Hayır zaten konuşamayız. Zaten yine lider oldu Galatasaray. Mayıs ayı geliyor. Zaten severim. Sıkıntı. Severler Mayıs'ları. Bir de ben uzun zaman 1,5 senedir maça gitmiyordum. Şimdi Fenerbahçe maçına gittim. 2-2 berabere kaldılar. Gitmeseydin keşke. Vallahi herkes öyle diyor. Devam. Ve bana patladı şey. Gittim de story'yi bir paylaştım. Hani kazansak abi helal falan. Evet. Bir kaybettik sen niye geliyorsun? Git evinde izle bilmem ne. Bir şey yüklendik inşallah. Fenerbahçelisin. Evet. Maçlara gidiyor musun? Ya çok fazla gidemiyorum. Kamplar, yarışmalar. İzliyorum evet. Şeyde yani. Takip etmeye çalışıyorum diyeyim. Ne diyeyim? Devam edelim. Seni takip bırakıyorum. Bunu gördüm. Biz de. Biz de. Bırakıyoruz seni takip. İnşallah evet. Deniz araları her yerini yer. Kısasın. Devam et. Keşke Uğut Savaşı'nda Mete Gozoz olsaydı tepede. Ya bunu en çok gördüğüm. Benim de en çok gördüğüm şey bu ya. Çok iyiymiş. Evet ya Uğut Savaşı'nda o hep olsa yani, iyi olur muydu? Tarihte eğer tepeyi terk etmeseydi Okçular Savaşı kazanmıştık diye bir şey var gerçekten. Şey, en çok bu mu geliyor sana da Uğut ya Savaşı'nda? Bu çok fazla geliyor. Yani bunu çok fazla şaka olarak kullanıyorlar yani. Sen olsan çok farklı olurdu, şöyle olurdu, böyle olurdu. Ben tek başıma ne yapacağım tepede? Tamam ben kalırdım da. Herkes inerse sen de yani, tamam ben kalırdım belki de tek başıma ne yapacağım yani? Devam edelim. Bir ben yokmuşum çantada. Ben cebime fazladan anahtar koymaya üşeniyorum. Millet çantasında neler taşıyor demiş. Bir neler bu vitaminin, karnitin, çok fazla. Suum. Bu senin yani, çantanda bunlar fix var mı? Var. Fakat yani o bir böyle videoydu. İçinden bayağı bir şey çıkıyor cidden. Şimdi şöyle kışın da yüzdüğümüz için yani her şey olması gerekiyor. Mesela ben normal ısınmaya girmeden önce karada ısınıyorum. Şort oluyor. Ne bileyim üstünde bram oluyor. Ama çıktığımda montum da olması gerek. Berem de olması gerek. İşte saç kurutma makinem de olması gerek. Terliğim olacak. Ama bu normal olacak. Dışarıda sosyal hayattaki çantan değil bu. Hayır çantan. Yüzme çantam. Yani cidden... Peki şey oluyor mu? Normal hayatta giderken böyle işte Boğaz'a giderken dur geçeyim lan şu hani böyle bir hani anlık bir yere geçesin geliyor mu? Yani abi bir şurası da güzel geçilir aslında diyorum. Ha mesela adaya gidilir. Evet çok istiyorum burası... mesela. Gitmedin ama, mi adaya hiç? Yani gittim ama yanınızda bir tekne olması gerekiyor. He anladım. Yoksa doğru. Yani halduruldur bir sürü tekne geçiyor. Doğru. Özellikle ben Bodrumluyum. Karşıda Kos Adası var. Hı hı. Yani çok istiyorum mesela gitmeyi. Fakat çat diye çıkar giderim. Hiç doğru. Problem değil. Zaten 21 kilometre mi ne? Yani... Şuradan şurası gibi anlıyor mu? Beni bağla... Gider geri gelirim yani. Giderim bir Kos'ta. Kalamarımı yerim. Kalamarımı yerim. Dönerim. Evet, ama yani tekne hattı sular, var ve uluslararası var. Sular. Gittin mi peki adaya tekneyle? Gittim tabii gittim ama... Nereye? Heybeliada'ya mı? Nereye şöyle, benim Kuzey Kanalı öncesinde bir antrenman yapmam gerekiyordu ve 6 saatlik bir antrenmandı. Başladım küçük yalı marinadan, atladım suya, yanına tekneyle geliyorlar. Heybeliada'yı döndüm, geri küçük yalıya geldim. Döndün mü? Ve etrafından bir döndüm. Babayı döndüm geldim. Böyle yanımdan vapur şeyleri, seferleri geçiyor dağa hatta. Hadi canım. Ay çok iyi. Yüzerek bir yerden mi? Biri dedi ya, Kos Adası'na gider gelirim. O da çok yani bir deniz kenarında o restoran oturduğunu düşünsene. Biri denizden biri geliyor, çıkıyor, masaya oturuyor, yemeğini yiyor, geri gidiyor. Bodrum'da da yani antrenman yapıyorum ve bir koşu ekibimiz var. Onlar da o gün şey yapacağını biliyorum, kahvaltı yapacaklardı, beni de çağırırlar. Tam dedim, ben bir uğrarım. Ben çıktım, antrenmanım var, o gün de 4 saat uzun antrenmanım var. Yüzüyorum, baktım, kahvaltıcının önünden geçiyorum. Gittim, bağırıyorum işte, Ahmet abi ne yapıyorsunuz falan diye. Çıktılar dışarıya, el salladılar bana, ben devam ettim yani. Aa, ya çok acayip. Eğer lokalsen orada gerçekleşebiliyor. Çok iyiymiş. Bodrum halkına büyük renk kapıyorsun ya, inanamam. Bizim kız geçiyor falan. Çok öyle güzel. Oluyor cidden. Devam et. Yemekten saç çıkınca ben. Bu ne ödül töreni? Man of the Year. GQ'nun galiba, aynen GQ'nun. Bu tam şey yakalamışlar. Havalı. Bende şey var ya, kekemelik var ya, tam o anda onu yakalamışlar. Peki bu kekemelik ok atarken nasıl hiç başına gelmiyor abi? Ok atarken konuşmuyorum ki. Ya abi. Bam. Hayır.
Hayır ama şu özür dilerim. Ama şu haklısın, doğru. İçin konuşayım. Hayır, fiziksel de bir şey oluyor ya. Ama konuşunca oluyor işte. Sadece konuşunca mı oluyor? Durup dururken olmuyor, durup dururken olmuyor mu? Hayır. Heyecanlanınca oluyormuş gibi bir şey şöyle, var mı? Şöyle. Ne bileyim ama heyecanlanınca bir olsa olsa gitti. Ama şöyle konuş, yani heyecanlanıp konuşursam oluyor. Yani oluyor. Benimki tamamen şeyden kaynaklanıyor. Nefesimle düşünüp konuşma hızım yetişemiyor. Yani nefesim yetmediği için oluyor. Nefesin şey düşüncelerine vücudu evet. Şey yapıyor. Evet. Hızlandırmaya çalışıyor seni. Ama ok atarken zaten nefesimi tuttuğum için buradayken, bir de konuşmadığım için zaten olmuyor. Aa, hani tamam. Şey olmuyor, heyecanlanınca bir anda durup dururken böyle olmuyor. Ne bileyim böyle bu hani o sırada da olmuyormuş demek ki tabii benim sorum. Ama bunda şöyle diyorlar bir de, rüyanda da takıldın oluyor mu diyorlar. Rüya görürken de konuşurken. Ya, o hani o tür şeyler de olmuyor. Kendim düşünürken de olmuyor. Sadece sessiz bir şekilde konuşurken oluyor. Devam edelim. Sakin bir denizimiz olmadı. Denizimiz mi? Orada yüzüyor arkada bu arada. Evet. Arkada gidiyor. Bir kere bile Aysun yüzünün düştüğünü görmedik bütün ekip olarak. Nasıl göreceğiniz yüzünü? Yine yüzüyor. Ben bu teknede olmak istiyorum bir tamam, tane. Tamam tabii. Keyif. Aysun'uz iyi be. Valla. Deniz arası tırırırt falan. Keyif gösterim ben. Keyif. Güzel baksana kıyafetler falan. Bu kim? Nesli. Nesli de burada. Menajerim burada. Evet, yani. Menajerin de oraya keyifli yolculuk yapıyor. Nereye geçelim be Aysun? Aysun be. Bak ben yeni bir ara buldum, gel. Ya burada... Kaç kişilik ekip var burada? Orası benim yanımda olan, teknede hariç olanlar 4 kişiydi. 4 kişi. Sen yanı derken sen bir kim yüzüyorsun? Yok, daha arkası var. Yani teknenin içindekiler. Bu arada tekne dediğim de Zodiac. Hmm. Üstü kapatılmış, ha. Kaçak kat çıkılmış bir Zodiac. Ha, o da şey değil, ya. Çok konforlu ve... Şey olsa şöyle sen kıskanırsın beraber yanında böyle yatla geliyorlar. Tuvalet yoktu, bir kova vardı sadece. Hadi canım. Evet. 10 mini sırf yani neden öyle yapıyorlar evet. Ya yanında gir. Yani... Ona da 11 saat yolculuk yapıyor ya. İşte bunlara hazır yani. Olun. Aa, ben geleceksem bir tık üstün tuvalet olur ya. Fena. İnanılmaz ya, ben de ne kadar konforlu değil dalga geçecek ya. Asıl acıyı çekenlerin bu olduğunu öğrendim. Evet. 11 saat işemedim falan. Bu arada bir orada da yani 15 kilometrem falan var gördüğüm kadarıyla. Bu neresi? Şu an nereye geçiyorsun? İrlanda'dan çıkmışım. Karşısı İskoçya. Oraya varacaksın değil mi? Evet. Anladım. Devam et. Bakarken ben yoruldum demiştim. Evet, bir de o var. Evet. Yanında sürekli bir gidiyor. Devam et. Umarım KPSS güncelde sen çıkarsın da 2 saniyede işaretlerim. KPSS'de soruyorlar benim. Bir tanesi de... Beni de sormuşlar bu arada. Mi? Evet. Olimpiyatlardan sonraki işte senede çıkmışım galiba yani KPSS'de. Birisi yanlış işaretlemiş, beni bilememiş. O da tam ters yorum yapmıştı. Sen niye birinci oldun diye. Sen ne uğraşacağım diye. Devam et. Eros millete gelince metagozoz, bana gelince 5 derece miyop, 2,5 da astım vardı. Bu geyik oluyor mu çok? Eros geyi kalbimden vur beni falan. Ya oluyor Eros muhabbeti. Bir de şey de oluyor. Benim gözlerim bu arada harbiden böyle. Yani ben de vursam. Yani benim gözlerim de bozuk. Herkes de şey sanıyor. Yani görebilmen gerektiğini düşünüyor. Uzağa da öyle bir şey yok yani. O silah da öyle. Hmm. Çok da görmen gerekmiyor. Ben görmüyorum mesela. Nasıl görmüyorsun? Yani çok net görmüyorum ben de. Görmeden 12'yi nasıl vuruyorsun abi? Ya renkler var ya sarı, kırmızı diye. Sarıyı görsen yeter zaten. Sarıyı vuracağım diyorsun. Ya onu çünkü göremezsin yani. 70 metrede 10 halkası var. O siyah çizgi 4 milim kalınlığında. Yani 70 metrede o siyah çizgiyi kadar görecek bir şeyden bir esprisi yok. Yani görecek bir şey yok zaten. Yok. Yani rüzgarı görsen, bayatları görsen yeter yani böyle... Sarının ortalara bir yere atacağım. Aynen yani böyle sarıda böyle, sarıda böyle atacaksın. Ya mükemmel anladın. Hani çok da şey... Yani sen yani çok iyi bir sporcu olursun ama iyi bir antrenör olur musun bilemedim biliyor musun? Çocukları nasıl yetiştireceksin? Sarıya bak at işte falan. Ama mesela gözlük... Çıkartınca işte olmuyor. Hmm. Çünkü kırmızı sarının üstüne geliyor. Ne olacak olmuyor. Devam edelim.
Evet, ilk Türk kadın oldu. Helal olsun. Ben dubalara gidemiyorum abi. Abi ne ya? Bu küfür herhalde. Bunu arkadaşlarım küfür. Çok söylüyor. Hmm. Şu dubalara kadar dubalara. Gidemiyoruz. Bir de şey yapan var. Kapışalım mı? Ha. Yani, o bende de var yani, ya. Yani. Neymiş? Askerde keskin nişancıymış. Evet. Bana geliyor. Yani erkekler de var ya. Bir çoluk yapmış geliyor. Ben seni geçerim, geçerim. Falan yapıyor. Ya. Erkeklerden geç attırıyorlar ya, üç tane. Ben hepsini vurdum. Gel kapışalım. Çok oluyor bende. Daldırıyorlar bir de beni. Hani kaç metre dalarsın? Ya ben de Allah'ta her şey olmuyor. Hadi sık bakalım. Okun yanında mı? Ay çok iyiymiş. Devam et. Çok hava ve kibir insanı gömer. Buyur. Doğru söylemiş. Haklı. Ama aslında işte dedim, az evvel konuştuğumuz gibi yani belli bir doza narsizm, ego, kibir gerekiyor. Ama yani sen de biraz fazladan bir... Fazladan değil yani bir güzel bir özgüvenin var gerçekten yani. Bu o özgüveni bu sporu yapmak isteyen ya da işte bu dünya şampiyonasında bir şeyleri yönetmek ve oralarda başarılı olmak isteyenler için o denge nedir sence yani? Nasıl açıklarsın bunu? Yani bu özgüven kendinde olması gereken bir şey yani. Sen hep özgüvenli miydin yani bu kadar peki? Yok şu konu... Ben hep özgüvenim vardı kendime karşı. Hiç yani... Her konuda mı özgüven yoksa baktım. Çok küçük yaşta başladığın okçulukla ilgili mi? Ya onun da etkisi var çünkü yani genelde hep kendi yaşıtlarımda şeydim yani okçulukta da kendi yaş kategorimde hep iyiler arasındaydım. Sonra büyüdükçe de geçebileceğim bildiğim bir sporcu karşısında da şey olmak mantıksız yani özgüven kaybı yaşamak mantıksız. Doğru, yani. Rahat oldun bir yandan. Ama kibirli oldum hiç düşünmüyorum. Hiç öyle kibirim yoktur benim. Devam edelim. Adam cidden de gazoza benziyor demiş biri. Ne yani nasıl ya? Yani şişeye mi benziyorum? Ne anlamda bu yani? Ya vücudum kalın, kafam küçük mü? ben bir anlamda düşünmemiştim biliyor musun? Ya? Evet, acaba ne anlamda dedi. Yazıyor işte, öyle yazıyorlar. Bakalım başka ne var? Ver bakalım bir tane daha. Çok nasıl şampiyonsun abi sen? Çok erken şımartmak böyle bir şey olsa gerek. Harbiden tam gazoz oldun. Bunu başarı diye paylaşma bari. Bu ne ya? Neyi başarı paylaşma? Bu şey... Türkiye Kupası finalleri burası. Hı. Ben burada üçüncü mü ne oldum? Ay yuh sana be. Üç mü? Bu da paylaşılır. Daha arası sana diye. Ben burada üçüncü oldum. Bunu da paylaştım. Sonuç olarak madalyadır yani. Niye yani? Zaten asıl olay burada kopuyor. Yani olimpiyat madalyasıyla Türkiye madalyasını aynı görmeye başlayabildiğin zaman bir şeyleri başarılı halinde konuşuruz. Yoksa yani benim için tabii ki de arada o anda çok fazla fark var ama yani Türkiye madalyası kazanmak da çok önemli. Olimpiyat madalyası kazanmak da önemli. Hiçbir fark yani benim kafamda hiçbir farkı yok. Bunda da ben bunu şımarmış olarak gözükmüyorum. Yani Türkiye madalyası paylaşmışım. Şımarıklık değil yani. Bir şey enteresan yani bir şey. İşte o yüzden sizin yaşınızda sosyal medyaya doğmuş çocukların bunu yönetimini daha doğru yaptığını düşünüyorum ben. Yani burada gerçek anlamda işte onu bir hani bütün yorumlara kulağı tıkamak, o yorumları yönlendirmek, o yorumların seni etkilememesini sağlamak bence büyük başarı. Yani dediğimiz en küçük yaştan beri başlayan, aslında bizim çocukluğumuzda da vardı ama şimdi artık sosyal medyadan da tanımadığın çocukların da sana bir akran zorbalığı yaptığı, yani senin yaşındaki insanların akran zorbalığı yaptığı bir dönem var. Yani bütün bunlara kulağını tıkayıp konsantre olmak çok zor bir şey mi? Yani zorlandığın bir dönemler oldu mu atıyorum bununla ilgili? Yani benim akran zorbalığıyla ilgili yaşadığım kötü olaylar hep küçükkendi. Yani ben küçükken sosyal medya şu anki gibi değildi. Yani yoktu hatta sosyal medya. Yani o yüzden gelen bir şey söylemek isteyen varsa da gelip suratta söylüyordu. Yani, direkt, ya da yani bir olay karşısında seni böyle aşağılama seviyesinde oluyordu. Bir de işte dediğim gibi en çok zorbalığa uğradığım olay soy isimli konuşmamdı. Ondan dolayı mesela ben hani şey vardır ya okulda ders kitabından bir şey okunacak öğretmen sana kursan geldi. Ben mesela bana okumamı söylememesi için elimden geleni yapardım. Bana gel ismimi söylemesin diye. Yani çünkü peki, ben bu küçüklüğünden biri var mı? Yani her var. Konuşma ve şey olması belli yani tam bilmiyorum zaman başladı ama hep okuldayken hep vardı yani. Hani kendim bildiğim bileli var. Ondan dolayı işte o akran zorbalığı o dönem çok fazla yaşadım ama bu da işte aslında şu anda benim için çok iyi oldu diyorum baktığınız zaman. Çünkü onu yaşadım ve kendimi yani savunma mekanizmam çok güzel gelişti. Evet. Şu anda bu sosyal medyadakilerin falan filan çok da şey olmuyor. İşte
gülüyoruz, geçiyorum. Geçiyorum. Yani hatta ben de gönderiyorum arkadaşlarıma, bunu yazmış falan filan diye. Ya biraz hakikaten akran zor, bu arada ben de yani küçükken çok uğruyordum aşırı kilolu olmaktan. Kilo yüzünden mi? Evet, kilo yüzünden. Çok zor bir şey ve bunu aslında dönüştürmek de işte bazen içine kapanıyorsun, kendin bir şeyler yapıyorsun, işte onu bir gün sahneye çıkarak ben de çözümleyebildim aslında. Ama yani işte bu akran zorbalığına uğrayan insanların aileler açısından da nereye başvuracağı, ne yapacağı, ne nasıl çözümler bulacağı, o çocukların o sıra akran zorbalığına uğradığını bile fark anlayabilmek çok zor bir şey. Çünkü çocuk içine kapanıyor ve söylemiyor aslında. Ya işte hani işte ben soy ismi istemiyorum dediğim zaman babam mesela hani böyle bir şey söylemeseydim aslında orada akran şey zorbalığına uğradığım için soy ismi daha geçiyorlar diye söylediğim şey değildi yani aslında sadece. Evet. Ama onu söylediğim için yani babam da sadece öyle yani önemli değil bir şey. Abini şey yapması, soy ismi güzel bir önemli, teselli, güzel vermesi. Teselli vermesi. O beni bu tamamen bütün bunları yani duyulmazlıktan gelmemi sağladı. Evet, şimdi böyle konuşuyoruz. Aslında senin de proje elçisi olduğun bir konu var. Zorbalığı kafandan at diye. Hani Head and Shoulders, Toplum Gönülleri Vakfı ve Profesör Doktor Selçuk Şirin önderliğinde aslında bir proje geliştirilmiş ve zorbalığı kafanda at hashtag ile aileleri bilinçlendirme, bu konuyla ilgili nasıl çocuklara yardımcı olabiliriz gibi bir proje geliştirilmiş. Bence çok önemli, çok değerli. Bunun senin içinde olman, bunun elçisi olman bence çok değerli. Bugün burada da aslında gelen yorumlara bakış açın. İkinizin de hayatlarında, yani sizin de hayatlarınızda bu olayları nasıl göğüslediğinizi görmek bence insanlar ve gençler arasında çok önemli ve değerli buluyorum. O yüzden çok teşekkür ediyorum bugün buraya geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Bu elçilik durumu da gerçekten çok yakışmış sana. Teşekkür Mutlu ederim. Musun? Ya ben mutluyum çünkü her zaman işte sahada elde ettiğim başarıları bir şekilde beni örnek alan veyahut da işte küçükken benim yaşadığım zorlukları yaşayan çocukların o zorlukları nasıl aşabileceğini veyahut da takıldığı yerlerde nasıl tekrardan ayağa kalkmaları gerektiğini onlara anlatmanın benim bir görevim olduğunu düşünüyorum. Ya çünkü tamam ben bir şey kazanıyorum da madalya kazanıyorum ama benden sonra bu devam etmediği sürece benim kazanıklarımın hiçbir önemi yok. Hiçbir değeri kalmıyor. O yüzden bunu devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için de elimden geleni yapıyorum. Tebrik ediyorum. Alkışlar gelsin. Bu web sitesi zorbalığa uğrayanlar, aileleri ve öğretmenleri için yol haritası sunuyor. Evet, bu projeyi merak edenler Head & Shoulders'ın web sitesinden de detaylarıyla inceleyebilirler. Eminim ki çocuklarınız için çok yararlı bir araştırma olacaktır. Tüm aileleri orayı ziyaret etmeyi davet ediyorum. Evet, devam edelim. Çok kritik bir an. Mete Gazoz 10 atarsa altın madalyayı boynuna takacak, dünya şampiyonu olacak. Sarıyı gördü. Haydi Mete. Bak şimdi bak. 10 attı. Yeni dünya şampiyonu. Bravo. 2023'te dünya sabah kadar atsın şimdi. Kürsünün zirvesine çıkıyor. Köklü ocağıyla paylaşıyor sevinçlerini. Oba. Ve yine aynı sevinç şekli. Mete Gazoz'un klasikleşmiş zafer pozu. Mete Gazoz dünya şampiyonu. Çok güzel ya. Ya hakikaten o anın tadını çıkarabiliyorum demen de çok önemli ya. Çok önemli bir an gerçekten. O son okulun o kadar tadını çıkarttım ki. Şimdi normalde bizde böyle yerlerde şey olmaz. İşte tenis gibi düşün. Evet, evet. Golf, tenis gibi düşün. Bize de aynı. Öyle hani vel diye bağırmalar yok bize, tamam mı? Bu Kanadalı antrenörü çok fazla şov yaptı. Çıkıyor, bağırıyor, uf muf. Adam onu atıyor, böyle yapıyor falan filan. O da kuruldum ben tabii şimdi orada, anladın mı yani? Kuruldukça da konsantrasyon da artıyor. Evet. Bu önemli bir özellik. Aynen öyle. Yani. Son nokta ben atmıyorum direkt ilk normal halinde. Yani bekliyorum. Normalde bir ok atmak için 20 saniyem var. Ben böyle arkada ses geliyor da 5, 4, 3 diye. 3 saniyem kalmıştı atmak için oku. O süreyi sayıyordu. Ben öyle baktım böyle etrafa. Sinirlendi mi? Döndüm. Atamadın mı? Şey, attım. Atamamış söylüyorsun. Hayır, aynen. Atıyorum, bitince, evet, değil mi? Bitince, onları germek için bekledin o kadar. Zaten son okumdu. Onu atarsan bitiyor her türlü. O kadar şov yapmaya çalıştı ya. Şov nasıl olacağını gösterdim ona orada işte. Ondan sonra çıktıktan sonra da ona bakıp şöyle yaptım.
olsun. Ben döndüm. O yetti ona. Yetti ona. Sen ama gerçekten gıcık edersin insanı. Sanki ederim. Sen güzeline rekabet edilmez yani. Çok güzel. Devam et. O kadar da zor değilmiş be. Ne bu? Buyur. Olimpiyat şampiyonu diyor herhalde. Allah'ın kadarıyla. Devam et. Karada görmek ne güzel. Çok iyi. Ya, çok iyi. Tabii böyle bir flört söz mesajlar da geliyor. Geliyor. O sizi karada görmek. Geliyor. Ama daha çok teyzelerimiz işte ah yavrum üşüyeceksin. Aa, senin çocuğun olmayacak bu kadar soğuk suda. Bilmem ne falan bunlar daha çok geliyor. Çok soğuk suda çocuğun olmayacak mı? Sağlıklı bir şey değil mi ya? Daha sağlıklı bir şey de olması, işte neymiş böbreklerimi koruman gerekiyormuş. Belin açık gezme. Taşa oturma gibi bir şey. Aynı yani. Şey. Devam et. Formdan çok düştün Mete. Kendini toparlarsın inşallah bir an önce. Son katıldığın yarışmalarda bronz gümüş gidiyorsun hep. Ya mükemmel ya. Sen çık sana helal olsun ya. Bunu yazarken ki o özgüven o şeye de helal olsun ya. Çok. Düştü diyor ya düştü. Hiç bir şey yani. Düştün ama. Tamam beklenti ben de altı bekliyorum sürekli de. Olmuyor ki burada mesela altın gümüş bronz varmış zaten. Hepsi evet. Almışım birer tane. Selçuk'u üzmüşsün. Selçuk evet Selçuk. Selçuk yıkıldı. Senin altını almadığın her anda bir Selçuk. Selçuk hüngür hüngür ağlıyor mu? Selçuk ağlıyor. Devam et. Havuz güzelmiş. Yüzme elverişli ve kimse yok. Sabahın 4.30 Ya bu büyük ihtimalle. Abi hep bir olta var ya. Olta çok var. Böyle ya. Kimse yok. Aha. Çok güzelmiş ya. Su sıcak mıydı falan? Su sıcak mıydı? Tek mi yüzersin genelde? Tek mi yüzersin genelde? O havuza vuran güneşin ışığı mı falan şuralar falan? Yoksa senin ışığın mı? Senin ışığın. Ben de hiç yok ama. Güneş ışığı mı bu? Yok, yok. Çok güzel. Girince alışıyor musun? Girince alışıyor musun sen de? Devam et. Evet bitti. Alkışlar gelsin. Evet çok teşekkür ederiz. Vallahi geldiniz. Sizin de burada muhabbet etmek. Gerçekten de ya yani ikinizin yaptığı işte aşırı merak ettiğim sorular vardı. Hepsini böyle sorup hem de eğlendik, güldük. Çok eğlenceliydi. Konuk müzemize birer hatıra da bırakırsanız çok mutlu tabii olurum. Ben antrenmanlarımda direkt en çok kullandığım boneyi getirdim. Öyle mi? Alalım. Şöyle vereyim. Ben i̇şte direkt üstünden veririz. Çıkartıp. Üstünden çıkarıp senin için direkt anlasın. Şakkalanak diye. Ver bakayım. Ne bunun? Aha sarı bir kere. Sarı aynen öyle. Bir önemli kere bunun sarıyı gördün mü Burcan? Aynen öyle onun için her zaman sol kolumda takıyorum onu işte sarıyı çeksin diye sürekli. Ha oradan işte. Türkiye'nin gururu iki gencimizden harika hediyeler geldi. Tekrar alkışlar gelsin. Aysu ve Mete çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun kardeşim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Çok memnun oldum. Aysu ben çok de. Teşekkür ederim. Teşekkür İyi ki geldiniz. Head & Shoulders Linç Eti sundu.